Hoş geldiniz. Şimdi biraz hani Türkiye ekonomisi konusunda konuşacağız. Biraz hızlı geçerim sunum. Bunun soru cevabı daha ilginç oluyor genelde. Merak ettiğiniz şeylere. Doğru veya yanlış bir cevap veririm ama en azından kendi düşündüklerimizi dürüstçe paylaşabiliriz. Şimdi buradan şöyle mi geçiyoruz? Nasıl? Getiriyorlar arkadaşlar kırı. Hemen bakalım. Güzel. Burak abi bulsanıza. Katılımcıların çoğu girişimci anladığım kadarıyla. Biz o sırada o demografiye bakalım. Kendi girişimini yapanlar, yatırımcılar, çalışanlar ve öğrencilerimiz de var. Şimdi tabii buna ben saygı duyuyorum. Çünkü ben ömrüm boyunca memuriyet yaptım bir yerde. Bir hazine müsteşarlığında ilk bir 10 sene memuriyet yaptım. Daha doğrusu ilk bir Koç Holding'de burada Altunizade'de bir işe başlamıştım denetçi olarak. 10 sene IMF'de yaptım. İşte 6 senedir de TEB'deyim. Dolayısıyla işte memurun oğlu memur oluyor falan. Bu girişimci ruhu özel bir şey. O yüzden saygı da duyuyorum. Şifreyi bırakır mısın? Biraz fazla tabii risklere ağırlık verebilirim konuşmada. O sizi discourage etmesin. Ekonomistliğin de şanından öyle. Hani her şey iyi güzel olacak demek olmuyor. Öncelikle bir burada Tuğba Hanım arkadaşımız da var bizim ekonomik araştırmalardan. Sunumu kendisi hazırladı. Belki şanssızlığınız konu ilgimi çekti. Beyefendiyi de zaten tanıyorum. Bir gelip sizlerle de tanışmak istedim. O yüzden ben gelip biraz rol çaldım bugün. Şimdi öncelikle global ekonomide benim Selim Çakır. Neredeyiz ona bakalım isterseniz. Bir global ekonomi bir toparlanma sürecine girmiş gibi gözüküyor. Toparlanmanın kaynağı da bu sefer gelişmiş ülkeler kaynaklı. Daha çok Amerika sanki bunun motorunu çekiyor gibi. Gelişmekte olan ülkelerin büyüme hızında belli bir büyüme hızını gene sürdürecek gibi gözüküyor gelişmekte olan ülkeler. Türkiye'yi özelinde konuşuruz. Ama bakarsak özellikle Eurozon bölgesinin resesyondan bir büyümeye doğru geçtiğini ve büyümenin de hani bir tek Kore Avrupa dediğimiz Almanya kaynaklı değil, periferiye de yavaş yavaş geldiğini, Avrupa'nın resesyondan çıkmakta olduğunu görüyoruz. O anlamda global ekonomiye yönelik riskler biraz azalıyor. Biraz daha olumlu olabiliriz. Özellikle bizim de ihracat tarafımızda Avrupa Birliği'nin toparlıyor olması önemli. Oradaki risk ne? Bu benim de eski çalıştığım kurum olan IMF, işte her yılda iki kere bir dünya görünümü raporu yayınlar. Orada yazdıkları raporda onların dikkat çektiği risk, özellikle Avrupa tarafında bir deflasyon riski. Deflasyon niye bir risk? Çünkü halen orada bilançolarda borç fazlaca ve eğer enflasyon olursa bir parça o borç yükü özellikle borçlular açısından eriyor. Öbür türlü borç ödeme kapasitesi azalıyor. Ve bir yandan deflasyonla beraber ücretler baskı altında kalıyor. Ücretler baskı altındayken tüketim olmuyor. Tüketim olmayınca işte üretim olmuyor, satış olmuyor. Bir kısır döngü yaratabiliyor. IMF bu riski %20 olarak belirlemiş. Hani düşük bir risk değil. Demek ki olasılığı var. Ha, bunun gerçekleşme olasılığına karşı da gene Avrupa Merkez Bankası'nın da yeni bir parasal genişleme programına gitmesi, daha çok Fed'in yaptığı veya İngiltere Merkez Bankası veya Japonya Merkez Bankası'nın yaptığı türde bir parasal genişlemeye gitme olasılığı var. Onlar için risk, bizim için belki de bir şans. Geliriz Türkiye'yi konuşurken. Global para arzı arttıkça bizim gibi dış finansmana ihtiyaç duyan ülkeler için bir parça olumlu. Bu da PMI dedikleri satın alma yöneticileri endeksi. Bir şekilde bu 50'nin üzerindeyken ekonomik büyümeye işaret ediyor. Bakarsanız artık eksi tarafta kimse kalmamış durumda. Biz de aslında bayağı bir süredir 50'nin üzerinde devam ediyoruz. Çok kötü değil görünüm. Biraz Türkiye hakkında konuşalım.
Şimdi bu reytingler önemli. Hani kısa dönemdeki risklerden biri bu. Türkiye hatırlarsanız geçen sene Ekim ayında önce Fitch Türkiye'yi bir yatırım yapılabilir seviyeye yükseltti. Ardından da Moody's benzer bir değerlendirme yaptı. Ve iki tane reyting kuruluşu Türkiye'ye investment grade yapınca birçok fon açısından Türkiye'ye yatırım yapılabilir hale geldi. Genelde bu yatırım fonlarının, ilk emeklilik fonları kendi risk göstergelerinde bir ülke iki derecelendirme kuruluşu tarafından yatırım yapılabilir seviyede görülürse oraya yatırım yapıyorlar. Tabii bu daha havası gelirken, kendisi gelmeden önemli ölçüde bir portföy girişi oldu Türkiye. Hatırlarsanız Mayıs'a kadar önemli bir TL'de de değerlenme süreci vardı. Ancak o günden bugüne işler biraz tersine gitti. Özellikle bunu çeviren şeylerden biri Amerikan Merkez Bankası'nın parasal genişleme programını kademeli olarak bitireceğini duyurması oldu. Peş sıra içerideki piyasalardaki Türkiye'ye döviz girişindeki azalma, kurdaki dalgalanma bir parça piyasalara olan güvene olumsuz etkiledi. En son Moody's Türkiye'nin görünümünü olumsuza çevirdi. Olumsuz demek şu, hani ben sizin bir görünüm devamlı bir yerde durmaz. Bir süre sonra bir karar vermesi lazım. Ya yeniden durağına çevirecek ya Türkiye'nin notunu indirecek. Bizim için risklerden biri bu önümüzdeki dönemde. Türkiye'nin notunun inmesi. Slaytlarda eski şeyler kalmış. Şimdi değiştiriyorum. Benim yeni gönderdiğimi koymamışlar. O yüzden şurada gördüğümüz durağında aslında mesela az önce bahsettiğimiz negatif alma falan yok. Bir saniye. Olur. Yenisini koysunlar. Tamam. Çünkü ben yanlış olmayayım, slide olsun. Önemli olan o. Doğru. Onu da fark ettim ama ben, daha önce gönderdiğiniz eli Türkçe'ye çevirince. Biz fark etmedik. Öyle mi? Dikkatli gözler. Ama şey şu, yani Türkiye'ye giren paranın çıkma ihtimali var. Eğer yatırımcılar yatırımcı kuruluşlardan biri Türkiye'nin notunu indirecek hissine kapılırlarsa bu bizim için olan risklerden biri. Bir diğer risk ne bizim hani görünümde? Tabii jeopolitik risk başka ülkeler için de var ama bizim için de var. Bu Rusya-Ukrayna işi hani nasıl bir şekil alacak kestiremiyoruz. İşte herkes gibi seyrediyoruz. Hani gördüğümüz şu, hani Avrupa Birliği ülkeleri bir şey yapmaya çok istekli değil. Sanki Amerikan yönetimi de biraz kararsız gibi. Karşıda da böyle kararlı bir Rusya var. Dolayısıyla hani oradaki olaylar önemli. Biz de bir yerde yakınız o bölgeye. Genelde gelişmekte olan ülkelere karşı havayı olumsuz döndürecek şey bizi de negatif etkileyebilir. Bunlar risk ama bizim baseline'ımız, ana senaryomuz değil. Tabii diğer bir şey de Amerikan ekonomisi çok hızlanırsa. Hani bir yandan iyi tabii ama biz Amerika ile çok fazla ticaret ilişkisi içinde olan bir ülke değiliz. Dolayısıyla Meksika gibi o kadar fayda sağlamıyoruz oradaki büyümenin genişlemesinden. Dolaylı bir etkisi oluyor global büyümeyi bir parça desteklediği için ama bize ilk etkisi biraz daha olumsuz olabilir onun. Yani paranın Amerika'da faizlerin yeniden yükselmesi, paranın yeniden o merkeze doğru kayması, bizim gibi ülkelerden çıkması, tabii özellikle kur ve içeride faiz üzerinde yeni bir baskı yaratabilir. Bunlar risk senaryolarımız, bas senaryolarımız değil. Bas senaryolarımızdan bahsedeyim size biraz. Bir açılırsa. Hadi olumlu senaryolardan da bahsedelim. Yani bizim bu hep bahsettiğimiz riskin ana kaynağı nereden kaynaklanıyor Türkiye'de? Türkiye bakarsanız bir büyümesiyle sermaye hareketleri arasında bir ilişki çizsek aslında bir sunuma da gerek yok. Çok da şeyle uğraşmasanız da olur. Sohbet halinde devam edebiliriz. Yani biz sermaye hareketlerine diğer bütün gelişmekte olan ülkeler bağımlı. Bir tek biz değiliz ama bizim korelasyonumuz büyümede biraz daha fazla. Çünkü tasarruf oranımız benzer ülkelere göre de düşük. Ülkedeki yatırımın çoğu dış finansmanla finanse ediliyor. Dolayısıyla o dış finansmanı bulamadığımız yerde bir anda yatırım küçülüyor ve biz o resesyonları yaşıyoruz. Ve son dönemde hani Lehman döneminden itibaren bakarsak Türkiye mesela 2001 krizine girdiğinde ne kadar cari açığı vardı? Hatırlayan var mı?
Yani 3 civarında falan, 3-3,5-4. 94 krizine girdiğinde gene 3'ü hafif aşmıştı. Yani bizim 3'ün üzerinde ekonomi alarm verirdi. Biz 2010 yılında yaklaşık %10 cari açık verdik. Geçen sene 2013 yılında milli hasılanın %8'i cari açık verdi. Yani bize kriz çıkartan yılların iki katından fazla cari açık verebilir hale geldi. Sebebi de büyük ölçüde bu global merkez bankalarının para politikalarının kendi resesyonlarıyla mücadele ederken para basma yoluyla mücadele etmeleri bir parça bizde şöyle bir etki yarattı. Sanki hani mesela Yunanistan'a herkes şaşırıyor, Euro bölgesine girdi. Ne oldu Yunanistan girince? Bir, daha önce ona available olmayan sermaye yeniden Yunanistan'a gelmeye başladı ve hızla faizleri düştü. Aslında bize de benzer bir şey oluyor. Bakarsanız TL faizler hızla düştü ve daha önce Türkiye'ye gelmeyen sermaye gelmeye başladı. Ve bir diğer gelişme de gene ileriki grafiklerde göstereceğim size ve sizin gibi girişimciler açısından önemli. Biz gittikçe her birim sermaye için biraz daha yavaş büyümeye başladık. Yani eskiden 4-5 cari açık verirken ülke 4-5 büyürdü. Şimdi 8 cari açık veriyoruz, 4 büyüyor. Yani bunu dönem ortalamalarını alırsanız 2009'dan beri bir tıkanma gözüküyor Türkiye ekonomisinde. Gittikçe daha yüksek cari açıkla daha düşük büyüme elde ediyoruz. Bunun da anlamı şu, biz kaynakları verimli kullanmıyoruz. Yani ülkeye gelen para bir şekilde verimli alanlara aktarılmamış durumda. Ve bu ülkenin verimliliğini arttıracak anlamda yapılacak şeyler de kolay işler değil. Herkes bahseder yapısal reform diye. Açın her türlü IMF Dünya Bankası raporunu, hükümetin de programını açın, yazar bir sürü yapısal reform yazılır ama bir türlü yapılmaz. Mesela en büyük şeylerden biri iş gücü reformu değil mi? Bir kıdem tazminat fonu oluşturuluyordu. Bir itirazlar geldi, hemen rafa kaldırıldı. Çünkü politik olarak tabii sensitif şeyler bunlar. Eğitim reformu, hani bunlar demesik olan yapmaya çalışıyoruz bir türlü bir yere gitmiyor. Sonra eğitim reformuyla, üniversitelerde yapılan çalışmalarla bunu dönüp, işte firmalarla bunu bir araya getirip, firmaların ihtiyacına göre araştırma yapıp, daha etkin bir üst ürün kategorisinde mal üretmek ve ihraç etmeye geçmek lazım. Bunları da yapamıyoruz. Yapamayınca ne oluyor? Bu ünlü orta gelir tuzağına doğru gidiyoruz. Orta gelir tuzağı ne? Ülkeler bir verimlilik artışıyla aslında kişi başı 10 bin dolar gelir seviyesine geliyorlar. Biz de onu yaptık. 2001'de işte çok yapılması gerekli belli şeyler vardı. Kamunun harcamalarını biraz etkinleştirmek, değil mi? En önemlisi o. Bir yandan işte bankacılık sistemini düzeltmek, işte enflasyonu indirmek, en azından %100'lerden işte %10'ların altına doğru indirdik. Bunları yaptık ve belli bir verimlilik artışı sağladık. Ama 10 bin dolardan üzerine geçmek için biraz daha farklı şeyler yapmak gerekiyor. Henüz onu yapabilmiş değiliz. Yakın dönemde yapar mıyız? Hani çok öyle bir, hani ülkenin de ajandasında başka şeyler var. Aslında bence acil konular bunlar ama çok acil değil. Dolayısıyla hani geleceğin de geçmiş gibi olacağını, hani dikiz aynasına bakarak araba kullanmak doğru bir şey değil ama yakın zamanda da bir mucize olmayacağını düşünürsek bizim büyüme çok büyük ölçüde bu sermaye hareketlerine bağlı olmaya devam edecek. O yüzden de global piyasalarda ne olacağını düşünmek ve öngörmek iç piyasaya da çok önemli etkileri olduğu için aynı derecede önemli. İşe oradan başlamak gerekiyor tahminleri yaparken. Gelelim şeylerimize, grafiklerimize. Rating ile başladık. Rating bu yüzden önemli bizim için. Tabii biz ekonomiye bakarken şu bir küçük kristal küre bulmaya çalışıyoruz. Kürenin de süresi çok fazla değil. İşte en fazla belki bir 3 ayı falan öngörebiliyoruz. Onun ötesi işte biraz böyle rüzgar nereden esiyor tahminler. Hani bu aklınızda olması lazım. Ama gördüğümüz belli şeyler var. Onları sizle paylaşayım. Şimdi 2010
13 senesi dediğim gibi Türkiye 4 büyüdü. Biraz yüksek cari açıkla büyüdü. Sene başında hatırlarsanız biz bir düzeltme gördük kurda. Büyük ölçüde bu Merkez Bankası'nı konuşuruz. Hani faizleri Merkez Bankası'nın uzun süre olması gerekenden düşük götürmesi ve bir süre sonra para politikasına olan inancın sarsılması neticesinde. Şimdi hani politik belirsizlik de deniyor ama 90'ların hepsi politik belirsizlikle geçti. Bunun bir faize maliyeti olur. Onu vermezseniz kura güven zaman zaman kaybolabiliyor. Çok fazla tartışma oluyor. İşte faiz lobisi mi, bu faiz verelim vermeyelim. Hani şeyler konuşulabilir ama neticede ülkenin belli makro dengesizlikleri var. En büyük ikisi cari açık ve enflasyon. Belli riskleri var ve yatırımcılar da bu risk karşısında bir şekilde telafi edilmek istiyorlar. İçerideki yatırımcı, dışarıdaki yatırımcı. Ve faiz bence, yani yine konuşuruz soru cevapta da, bence bir sonuç. Yani ülkenin genel politikalarının bir sonucu. Aslında bir şeyin sebebi değil, onu sebep olarak görmek yanlış olur. Peki kurdaki baskı ertesinde ne yaptı Merkez Bankası Ocak ayında, hatırlayan var mı? Önemli ölçüde faizleri yükseltti. Çünkü çok fazla kurdaki baskıyı nasıl azaltabilirsiniz? Ya döviz satacaksınız. Döviz satmak için ülkeye döviz gelirken döviz biriktirmek lazım. Onu biriktirmedik. Dolayısıyla satacak fazla döviz yok. Satmayı da denedi Merkez Bankası. Kura da bir etkisi olmadı. Onun üzerine 400 puan faiz indirdi. Faiz indirmesi sonrasında şu tüketici kredileri, bakın bu her yıl ortalamaları, yıllık büyüme hızları işte sene ortalarına doğru %40'lara geliyor. Şimdi %7'lerin altına kadar geldi. Ekonomide bir fren yapmış olduk. Biraz ani bir fren. Çok istenerek yapılan bir fren değil. Biraz piyasaların zorladığı veya hani bu fren de araba gibi. Yani bir yere, şimdi şurada duvar var değil mi? Şimdi burada hafif fren yaparsanız ani fren yapmadan, arabayı duvara vurmadan durdurabilirsiniz. Şimdi devamlı gaza basarsanız ve duvara yaklaştığınız yerde eyvah duvar var dediğinizde frenin sert yapılması gerekiyor. Olan da bir yerde o oldu Ocak ayında. Sert bir fren yaptı Merkez Bankası. Ve etkisini de kredilerde görüyoruz. Bakın bu da otomotiv kredileri. Bir tek faizle fren yapmakla kalmadı hükümet. Aynı zamanda regülasyonlar da getirdi. İşte arabanın değerinin belli bir yüzdesi kadar ancak kredi alabilirsin gibi. Onlar da bir parça yine kredi büyümesinde etkili olmuş gibi gözüküyor. Bakarsanız burada tüketici güveni var. Gene tabii bir sürü politik belirsizlik, faizler, tüketici güveninde hızlı bir düşüş vardı ama son dönemde yeniden bir hafif hafif bir canlanma belirtileri, kurdaki baskının azalması, faizlerin bir parça geri gelmesi, hani yaşam belirtisi var, yeniden nabız atıyor, tamamen nabız durmuş değil. Peki biz nasıl bir büyüme bekliyoruz? Bu sene bizim tahminimiz %2 civarında bir büyüme olması yönünde. Hani bu aşağı yönlü, yukarı yönlü riskler derler ya, aslında biz bunu yaptığımızda Ekim ayında yaptık geçen sene. Dediğim gibi bizim kristal küremiz 3 ay gösteriyor. Peki 6 ay geçti, niye değiştirmedik? Yani sene başında 2.2, ya diyorlar bu kadar büyür mü Türkiye? Bu kadar belirsizlik var, faiz yükseldi, resesyon geliyor, yüksek büyüme tahmini. Şimdi bugün baktığımızda da biraz düşük kaçıyor. Çünkü yılın ilk aylarında gene de sanayi üretimi bunca gürültüye rağmen fena gelmedi. Satın alma yöneticileri endeksini gösterdim, o belli bir seviyenin üzerinde. Kredilerde bir yavaşlama var doğru ama muhtemelen bunun etkisini biz önümüzdeki çeyreklerde biraz daha belirgin hissedeceğiz. Dolayısıyla hani bugün oturup geçmiş tahminlerimi yapmamış olsam, hani ya şunu değiştirmeye değmez dememiş olsam herhalde 3'ün üzerinde, 3 civarında bir büyüme koyardık. Dolayısıyla bizim 2 bir parça kötümser kaçıyor olabilir ama 3 ay sonra başka bir ortamda oluruz. Bu sefer de 2 iyimser de kaçabilir. Ama şu aşamada bizim gördüğümüz şu, Türkiye cari açığını yükseltmeden veya aynı yüksek seviyesini korumadan yüksek büyüme hızları elde edemiyor. Bu işinde böyle bir dinamiği var. Yani %8'e ittiniz cari açınızı belli bir büyüme için. Şimdi aynı büyümeyi sürdürürseniz aynı derecede ithalat yapmaya devam etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bizim büyüme tahmininde biraz o dış finansman kısıtından hareket ediyoruz. Yani bu artık eskisi kadar
global likiditenin bol olmayacağını, bir parça daha pahalı olacağını, daha zor koşullarda Türkiye'ye geleceğini düşündüğümüz için aynı şekilde büyümemizin de aynı hızda gitmeyeceğini düşünüyoruz. Eğer buraya 4-5 büyürsek biz Türkiye'nin cari açığı da küçülmeyecek gibi bir varsayım yapmak lazım. Hani IMF'nin öğrettiği bir şey var. Doğru tahmin yapmayı öğretmiyor size ama en azından tutarlı tahmin yapmayı öğretiyor. Bizim büyüme dinamiklerinde inşaat sektörü çok önemli. Bakın bu inşaat sektörü büyümesi, bu da Milli Asla'nın büyümesi. Yani geçen sene özellikle inşaat sektörünün büyümesi Milli Asla büyümesinin üzerinde gerçekleşmiş vaziyette. Neredeyse iki katı. Senede Türkiye'de kaç tane ev satılıyor? Kabaca fikri olan var mı? Bir rakam. 1 milyon. Fena değil. Güzel tahmin. Ortalama 700 bin. Ama geçen sene 1.3 milyon satıldı. Biraz hani ortalamanın üzerinde. Dolayısıyla bir yavaşlama beklentimizin arkasında o tip varsayımlar da var. Şimdi faizler yükseldi. Aynı şekilde inşaat sektörü büyümenin motoru olmaya devam edemeyecek. Sadece inşaatta tabii herhalde evin dışında da öbür inşaatlar da var. Yani, ya, tabii. Ama o dediğimiz 700 bin unit ev. Yani mesela işte fabrika inşaatı vesaire bunun içerisinde mi? Değil. Bireysel, konut. Yani havaalanının içinde değil. Değil, değil. Büyüme rakamı genel toplam. Sadece ev için değil. Bütün sektörün büyümesi. Yani kamu dediğimiz inşaatlar. Hayır, bu milli hasıla içindeki payı. Evet. Yoksa bir TB ilişkin bir rakam göstermiyorum ben size. Yok hayır, sektörün büyümesi değil. Sektör de değil. Yani bu milli hasılanın içinde işte inşaat sektörü değil mi? Milli hasılanın bileşenleri var. İnşaat sektörü de bunun %6'sı gibi. Tabii dışsal etkenler daha fazla etkisi var ama o inşaat sektörünün büyüme hızı milli hasıla büyüme hızının üzerinde. Bir diğer faktör de şu da kamu harcamalarının katkısı. Şu geçmiş seneler ortalaması, bu da geçen sene. Bakarsanız geçmiş seneler ortalamasının üzerinde. Aslında biz bir seçim ekonomisine girmişiz geçen sene. Bir şey mi soracaksınız? Tamam. Geçen sene girmiş vaziyetteyiz. Ama peki kamu açığı niye artmıyor? Çünkü gelirler de artmış vaziyette. İyi bir özelleştirme yaptı hükümet geçen sene. 10 milyar lira civarında. Ve bunu da harcadı ve harcamaları büyümeyi destekleyen bir unsur oldu geçen sene. Muhtemelen bu sene de o olacak. Yani seçim senesi işte hükümet tasarruf edeyim demeyecektir. Hiçbir hükümet demez. Şimdi bir parça hükümet desteği, bir parça ihracat desteğiyle kurun geldiği seviyede biz gene büyümenin dediğim gibi 2-3 arasında bir yerde olacağını düşünüyoruz. Bu PMI'yi gösterdik. Şunu göstereyim. Hani bizim sanayi üretimi bakın Ocak, Şubat'ta yıllık bazda hani öyle bir çok fazla bir küçülme işareti yok. Hani ben bizim kristal küreye baksam ya çöker, azalır, kim yatırım yapar, üretime devam eder derdim ama Türk halkı cesur, benden daha cesur, girişimciler daha cesur. Devam etmiş vaziyetteler. İyi ki de ettiler. Ekonomimiz fazla küçülmedi. Bu da kapasite kullanım oranı. Gene benzer şeyler. Vaktinizi almayayım. Neticede görüntü bu. Bir de bizim dış talebe bakalım. Büyüme için önemli. Şimdi bu yeşille gösterdiğimiz şeyler bizim Orta Doğu'ya olan ihracat. Maviler de Avrupa Birliği'ne. Şimdi mavilere bakarsak toparlamaya başlamış gibi değil mi? Yeşillerde bir eksiye dönüş var Orta Doğu'da. Bunun da aslında peculiar bir sebebi var. Sebebi de şu mesela ülkelere bakalım. Şu daha güzel bir grafik. Irak, Kuzey Irak özellikle bizim için çok önemli bir piyasa oldu. İkinci en büyük ihracat pazarımız. Hiç göz ardı edilecek bir pazar değil. Türkiye'nin de oradaki Kuzey Irak yönetimiyle yakınlaşması da rastlantı değil. Çünkü bir ekonomik birliktelik olmuş gibi gözüküyor. Oraya da her şeyi satıyoruz. Bebek mamasından arabaya kadar. Irak ve İran'da hani şöyle bir çizgi çizsek şu arada bir artış eğilim var ama öyle çok hani şey burada İran ve Birleşik Arap Emirlikleri ile buradaki şey altın.
Biz onlara malum bildiğiniz alt... Nisan-Şubat arası galiba en çok hareketli oldu zamanlarda. Evet, bayağı bir altın sattık evet. O dönemde. Hatırlarsanız Gold for Gas gibi bir deal. Amerikan yönetiminin izin verdiği bir şey vardı. O arada yaptık. Sonra Amerikan yönetimi onu kesti. Bizim de bu altın ihracat hikayesi bir yerde kesildi. Ama şu doğru bir... Evet. Eksiye dönmesi. Evet, eksiye, önceki grafiğin eksiye dönmesi aynen ondan geliyor. Ama şu da var, bir şekilde Orta Doğu pazarı, hani bizim büyüme pazarımız, Avrupa Birliği halen en önemli pazarımız. Olur'a İran'da bir şekilde Amerika anlaşırsa muhtemelen Irak'la olduğu gibi benzeri bir yeniden bir ihracat fazlamız oraya doğru olması mümkün. Ama onları olduğu zaman seviniriz. Tüm dünyayla azalttı. Çünkü ambargo uygulandı. Halen de uygulanıyor. Hani mahmur satılmıyor mu? Yani ihracat ithalatını nasıl yapıyor İran? Yani şöyle, petrol satımına bir ambargo geldi. Tabii İran'a belli ürünlerin satımında da ambargo var. İşte nükleer silah kapasitesini yapmasın diye. Ama petrolünü bir şekilde satıp parası elindeyse her şeyi alıp satabilirsiniz. Bu altın konusu saatler alır. O yüzden biz geçelim. Evet. Orta boyu olan grafiklerde kayıt dışı olan şeyleri siz nasıl hesaplıyorsunuz yüzde olarak? Avrupa Birliği'nde kayıt dışı fazla değil mi? Orta boyunda fazla değil mi? Yani şimdi şöyle, kayıt dışını, şimdi gösterdiğimiz grafikler zaten kayıt içindeki rakamlar. Şöyle bir şey oluyor değil mi? Türkiye'de aslında kriz olmaz. Niye? Abi çok para geliyor falan Orta Doğu'dan falan. Aslında ne kadar para geldi şöyle belli. Bir ithalat ihracat rakamımız var. %100 doğru olmayabilir. Ama finansman rakamlarını biliyoruz aşağı yukarı. Çünkü finansman nereden geliyor? Bankacılık sistemi üzerinden geliyor büyük ölçüde. Özel sektörde borçlanırsa bunu hazineye kaydettirmek zorunda. Dolayısıyla devletin kayıtları da var. Şimdi bir finansmanı biliyoruz biz. Bir de cari açığımızı biliyoruz. Şimdi arada bir de bilmediğimiz bir şey var. Bir de neyi biliyoruz? Merkez Bankası rezerv hareketini biliyoruz. Yani şirketinizin kasası gibi düşünün. Şimdi kasadaki hareketi biliyoruz. Merkezin rezervi. Tamam mı? Gelir gider tahminimiz var. Tahmin bu da. Çünkü survey data. Mesela turizm geliri bir tahmin. Şu kadar turist geliyor. Adama soruyorsunuz. Ya kaç lira harcadın falan. Şu kadar diyor. Turist sayısıyla çarpıp. İşte bir rakam buluyorsunuz. Dolayısıyla her şey böyle cari açıkta birebir değil. Finansmanda birebir. Kalan kısmı açıklayamadığınız kısım net hata noksan. Şimdi dolayısıyla bizim net hata noksan kadar bir şeyimiz var. Tuvan neydi bizim net hata noksan bu sene başından beri? Vallahi herhalde 5-6 oldu. 5-6 oldu. Şimdi şöyle bir sorun var bizde. Net hata noksanın bazen artı bazen eksi olması lazım değil mi? Bizde hep artı. Şimdi dolayısıyla bir şeyi yakalayamıyoruz istatistiklerde. Kasada hep bir fazla var. Şimdi bundan sorumlu arkadaşla genel müdür yardımcısı Merkez Bankası'nda arayıp sağ olsun iyi de bir beyefendiydi. İşte soruyorum o mu olabilir, bu mu olabilir, şu mu olabilir? Dedi ki en son Selim Bey biz bilsek bunu dedi. Adını net hata noksan koymayız dedi şimdi. Ama bilmediğimiz bir para geliyor. Dolayısıyla bir nette bir şey var. Bir şeyi yani yakalamadığımız bir giriş var Türkiye'ye. Bu ya ihracatı eksik gösteriyoruz, ya ithalatı fazla gösteriyoruz, ya finansmanda bir şey atlıyoruz. İşte eşek sırtında geliyor falan para, bir şey yani bilmiyoruz. Ama o rakamın ne olduğunu biliyoruz. İşte o rakam sene başından beri az bir rakam değil, 6 milyar dolar. Son birkaç senedir de devamlı pozitif o rakam. Şimdi yansımayan hali olmaz. Çünkü dediğim gibi kasa hareketini bildiğimiz için, finansmanın diğer kalemlerinde bildiğimiz için en fazla o kadar olur. Yani biri şunu diyemez bana gelip, ya sene başından beri Türkiye'ye adını koymadığımız para 12 milyar dolar. Böyle bir şey olamaz. Dünyada çünkü çok örneği yok galiba. Net hata noksanın, ya ilginç bir şey aslında hani bu global likiditenin artışından beri son senelerde gelişmekte ülkelerde sistemik olarak fazla vermeye başladı bu. Hani bir tek biz değiliz ama bizde biraz fazla diğerlerine kıyasla da.
Şimdi bu cari açığımız mesela hep şey deniyor değil mi? Bu da bakın bizim altını ve enerjiyi dışarıda tutsak aslında fazla bir cari açığımız yok. Ama iyi bir enerji parası veriyoruz. Bir de her sene bir altın ithalatçısıyız nette normal senelerde. O geçen seneki ihracat dönemi hariç. Ama cari açığımız yüksek. Bunun bize bir rahatlık hissi vermesi mi lazım? Bence vermemesi lazım. Çünkü niye altını ve enerjiyi çıkarıyoruz da iPhone ve iPad'leri çıkarmıyoruz? Yani neticede aldığımız bir şey bu. Hayatın kötü bir gerçeği. Şunu da tartışabilirim ben. Türkiye petrol bulsa belki daha fazla mal ithal edecek. Gene cari açığı olacak. Yani bu hani sırf işte enerji o yüzden bunun için endişelenmememiz yaklaşımı çok doğru bir yaklaşım değil. Ve yani bu rakamlar da az buz rakamlar da değil. Hani diyeceksiniz ki milli hasıla oranla böyle ama Amerika'dan sonra en yüksek cari açığı nominal olarak da biz verdik. Tabii Amerika bizimkinin bir, önemli bir katı ama bu bir endişe kaynağı. Hani bizim gibi ülkede yok çok fazla böyle fazla cari açık veren. Dolayısıyla global para piyasalarında hava terse döndüğü zaman Türkiye için high beta diyorlar. High beta ne mesela değil mi? Borsa işte endeksi 1 gitti, 2 giden betası 2. Şimdi bizde öyle. İyi gittiği zaman diğer gelişmekte olan ülkelerden daha iyi perform ediyoruz. Kötü gittiği zaman da işler biraz daha kötü perform ediyoruz. Sebebi de biraz bu dış finansman ihtiyacının yüksekliği. Bir de daha önce bahsettiğim şey, yani 2000-2010 arası biz 4 açık verip, pardon 3,5 cari açık verip 4 büyümüşüz. 2011-12'de 5,5 büyüyüp 8 cari açık vermişiz. 2013'te resim biraz daha kötü. Değil mi? 4 büyüyüp 8. Burada bir sorun var. Yok demek kendimizi kandırmak olur. Bu da ünlü tasarruf oranımız. Ya tasarruf oranımız bizim bir aralar %16'lar civarındaydı. Yani benzer grup civarındaydık. Şu global likiditenin artmasıyla beraber bizim para politikamızı çok gevşek götürmemizde bir parça tasarruf oranı düşmesinde tabii ki bir sebep oldu. Yani Türkiye iyi günlerde, o iyi günlerde pro-cyclical politika izledi. Yani araba yokuş aşağı giderken bir de gaza bastık biz. Şimdi Merkez Bankası faizleri niye düşük götürdü uzun süre? Açıklama genelde şu. Çünkü biz daha yüksek faiz verseydik ülkeye daha çok döviz gelecekti. Kur değer kazanıyordu. Reel kur öyle bir yere gelirdi ki bizim üretimimizde kalıcı bir zarara yol açabilirdi. Ve daha sonra onu yerine koyamayabilirdik. O yüzden kur çok değerlenmesin diye biz faizi düşük götürdük. Bu doğru bir açıklama ama eksik bir açıklama. Hani bu doğru bir politika olabilir ama bunu yaparken talebi de tutmanız lazım. Yani nasıl tutacaksanız faizleri arttırmak istemiyorsanız işte maliye politikasını daha sıkı götürmeniz lazım. Ve bizim politikacıları da ya borç sürdürülme sorunu yok ama talep kontrolü için maliye politikasını sıkmak öyle anlatılabilir bir şey değil çok. Muhtemelen de anlatamadılar veya regülasyonlar daha sıkı gitmeliydi, kredi regülasyonları. Orada da çok sıkı gidilmedi artık bilerek veya bilmeyerek. Neticede şimdi şöyle bir şey oluyor, bir şok yaşıyoruz biz. Ülkeye giren para azalıyor, ekonomik aktivite yavaşlıyor, biz faizi yükseltmek zorunda kalıyoruz. Yani iyi günde yokuş aşağı giderken gaza bastığımız için yokuş yukarı giderken frene de basmak zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla tersi de kötü günde de ters politikalar izleyemiyoruz. İdeal olanı işte yokuş aşağı giderken frene basmak, yokuş yukarı giderken gaza basmak. Ama o günler geçti. Yani iyi günde doğru politikaları bence çok uygulamadık. O yüzden de kötü günlerde mecburen bir sıkılaştırmaya gitmek zorunda kalıyoruz. Aynen öyle, aynen öyle. Güzel oldu, bunu kullanacağım ben. Bir de hani bu finansman cari açık işte biraz doğrudan yatırımlarla finanse edilse sorun olmaz ama biraz fazlaca portföylerle finanse ediliyor. Sorunun biri de bu. Şu para politikası grafiği ben APCO'da anlatamıyorum banka üyelerine. Sizi hiç yormayacağım. Ama yani
Vallahi giriş var çıkış yok. Tamam. Bakın bu para politikası faiz oranı Merkez Bankası'nın. Haftalık repo oranı %10. Merkez Bankası likiditeyi biraz kıstığı zaman %10'dan vermiyor. Bankaları daha pahalı faiz oranları var %12 diye. Oradan fonlamaya zorluyor bankaları. Dolayısıyla para politikası faizi de o civarda gerçekleşiyor. Merkez Bankası ocağa kadar bu şu an bir ara %12'de olan para politikası faizlerinin %7'ler civarında oluşuyor. Aslında bir 500 puan bir faiz artışı oldu Türkiye'de. Önemli bir faiz artışı oldu. Kuru da anca o tuttu. Bir ara tutamıyordu da hatırlayın. Kur bir ara 2.24'lere gitti. Şimdi işin kötü tarafı bu. Şimdi bence ilaç doğru ilaç. Yani ilaç bu. Faiz arttırmak gerekliydi kuru tutmak için. Yüksek dozda da bir ilaç verdi Merkez Bankası. O da yetmeseydi doğru olan dozajı arttırmak. Ama işte hani politik olarak da zor olabiliyor Türkiye'de. Allah'tan ilaç çalışıyor şimdi. Kuru tutuyor. Hani kur niye 2.12'ye geldi diye sordu bir arkadaşımız toplantı öncesinde. Çünkü önemli bir faiz verdi Türkiye. Anca öyle tutabildi. Çok mu bu faiz? Çok olsa kurun 2'nin altına gelmedi. Demek ki çok da değil yani. Anca dengede anca tuttu iç dış dengeyi. Bu da Merkez Bankası'nın sağladığı fonlamanın ortalama maliyeti. Şimdilerde biraz daha onlara doğru çekmiş vaziyette. Biraz da şundan bahsedeyim. Hani işte dediğim gibi ya niye faiz veriyoruz? İşte döviz satalım falan. Bakarsanız buraya kırmızı koyduk. Hani Türkiye anlayın diye de ama alert anlamında da kırmızı. İki türlü de bakabilirsiniz. Yani çünkü rezervlerin kısa vadeli borçları karşılama oranı. Hani kötü gün için hem bir cari açık finanse edeceğiz hem de vadesi gelen borcu finanse edeceğiz. Şöyle bir 200 milyar dolarlık bir yük her sene çevirmek gerekiyor. Bunu hafife almamak lazım. Brezilya ile farkımız orada var galiba. Tabii. Yani şimdi Brezilyalı arkadaşlarla konuşsak onlar da 1000 tane kötü şey söylüyorlar falan ama hani yerli bayizi oluyor böyle genelde kötümser olmak üzere. Bence bizden daha iyi durumdalar çünkü hem iyi hem kötü durumdalar. Rezerv anlamında iyi durumdalar ama Çin'deki gelişmelere biraz daha bizden duyarlılar. Çünkü daha çok emtia ihraç ettikleri için. Evet ve o Çin'deki yavaşlamanın hani başka artık emtia ihraç etmeyelim, onun yerine araba satalım demek öyle kolay replace edilecek bir şey değil. Dolayısıyla eğer Çin ekonomisi gerçekten yavaşlarsa ilk aşamada bir parça onları daha kötü etkileyecek gibi. Çin sadece Brezilya değil, tüm dünyayı da etkileme ihtimali yüksek. Yani doğru. Etkisi tabii şöyle. Yani Çin'de yani aslında her mal üründe küçülmüyorlar. Şimdi tüketim orada kaydığı için, daha fazla tüketime kaydığı için yatırımdan. Mesela belki daha az iron ore alacaklar ama biraz daha alüminyum tüketimi araba üretimine gittiklerinde artacak gibi. Belli hani hangi mal kategorilerinde tamamen düşüş olmayacak ama mesela daha az pirinç belki tüketecekler ama biraz daha fazla et veya yağ ürünü tüketmeye başlayacaklar. Artık hangi ülke neyi üretiyorsa bence kimin ne ihraç ettiği faydası önemli. Bizim gibi ülkeler için şöyle bir şey oluyor genelde. Ya peki tamam Çin yavaşlasın. Petrol fiyatı da düşmeyecek mi? Bizim için iyi değil mi? Çünkü biz genelde emtia ithalatçısı bir ülkeyiz. İşte cari açığı gösterdim. Bize ilk etkisi bunun genelde olumsuz oluyor. Çünkü bir dolar güçlenme hikayesi oluyor bu. Çin yavaşlaması. Bizim cari açık azalsa bile bizim finansman kanalından gelen para daha çok azalıyor ve kurda baskıyı daha çok hissediyoruz. Dolayısıyla Çin yavaşlaması da belki bir sene sonra diyeceğiz bizim cari açık sorun çözüldü ama ilk etkisi bize olumsuz oluyor. Bir de genelde tabii gelişmekte olan ülkelere karşı havayı olumsuza döndürdüğü için. Ya şimdi şu bizim enflasyon hikayemiz, bu çekirdek enflasyon, bu da tüfenin kendisi. Sağdan bakın, soldan bakın. Hani şöyle bir 2004'ten beri ortalama enflasyonu alın 8.
Yani Türkiye enflasyonu %100'lerden %10'lara düşürmekte başarılı oldu ama onlardan 5'e doğru indiremedik. Yani 5 de öyle çok yüksek de bir hani çok düşük bir hedef de değil aslında. Yüksekçe bir hedef. Niye böyle oldu? Para politikası olması gerekenden biraz daha gevşek gittiği için. Tabii ki bizim endeksin %25'i gıda, o bir volatilite veriyor ama hani %5'lik hedefin içinde o volatilitenin de etkileri var. 3 aylık hareketli ortalamaya bakarsak özellikle çekirdek enflasyonda bizim enflasyon yukarı doğru gidiyor. Bu ara işte Merkez Bankası faiz indirir mi şeyleri var. Ekonomik aktivite çok kötü değil. Enflasyondaki yönler de yukarı doğru. Mayıs'ta belki iki haneyi göreceğiz yeniden. Hani şu ortamda indirmemesi lazım. İndirmez diye düşünüyoruz biz ama indirirse de bence ekonomik kaygılarla indirmemiş olur. En azından rakamlar onu göstermiyor. Hani bizim benzer ülkelerde de bakarsak işte hani bizden kötüler var deyip sevinebiliriz bir iki tane ama genelde hani cari açıkta açık ara en kötülük, burada da yine başa oynuyoruz. İyi şeylerden biri bizim bütçe. Yani hükümetin hakkını vermek lazım. Gerçekten hani mali açıdan dikkatli bir hükümet. Bakarsak şu bizim bütçe açığı hani dünyada iyi bir yerde. Öyle çok gizli saklı borcumuz da yok. Yani finans sistemi sağlam. Dolayısıyla hükümetin gidip finans sistemine yardım edip Milli Hasan'ın %30'u borç eklemesi daha bir günde gibi hususlar da yok. Bu sağlam bütçe ve mali dengeli mali yönetim diyelim. Bizim avantajlarımız olmaya, düşük kamu borcu bizim avantajlarımız olmaya devam edecek. Peki seçim ekonomisi uygulandıysa geçen sene kamunun herhangi bir buna müdahale olmamış mı? Ya şöyle oldu. Şimdi bir kerelik gelir elde ediyorsunuz. Özelleştirme o değil mi? Evdeki altınları, gümüşleri satıyoruz. Şimdi o gümüşleri satınca o senenin açığı çok büyük değil. Şimdi o gümüşler olmasaydı açık daha mı büyük olurdu? Hükümet o kadar harcar mıydı onu bilemiyoruz. Yani gelir geldiği için mi harcadı? Gelir gelmezse harcamayacak mı onu bilmiyoruz. Ama gelen gelir o açığı o sene için kapatmış gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu açık önümüzdeki senelerde artabilir. Biz de artacağını düşünüyoruz. Ama gene de hani çok daha fazla hani gidip işte tarımsal destekleme fiyatlarını 3 katını arttırdım, memurlara enflasyonun 2 katı maaş verdim gibi. Eskiden böyle oluyordu. Çünkü evet, aynen öyle. Şimdi öyle şeyler görmüyoruz. Ama gene de bir stimulus var. Bir de şu da var tabii. Bakarsak bizde reel faizlerin düşmesiyle, bu global likiditenin artmasıyla beraber bütçede faizin payı Milli Hasan'ın %6'sından %3'üne indi. Ve bu %3 hükümet transfer olarak da dağıttı belediyelere ve sosyal transfer olarak. Aslında Türkiye'de önemli ve kalıcı bir harcama artışı oldu. Dolayısıyla hani gün gelip ekonomi yavaşlar, o gelir gelmez ve reel faizler yükselişe giderse bütçedeki görüntünün bozulma riski var. Şu an itibariyle biz o bozulma olsa bile çok fazla olmayacağı görüşündeyiz. Peki nasıl bir görünüm görüyoruz önümüzdeki sene için? İşte diyelim ki 3 civarında bir büyüme, 6'nın biraz üzerinde bir cari açık. Seneyi 8 enflasyonla bitiririz diye düşünüyoruz. Kur da aşağı yukarı mevcut seviyelerinde kalır. Faizlerde de aşağı doğru bir iniş olmaz. Fed'in tahvil alımı bittiği zaman hatta hafif yukarı yönlü bu senenin sonuna doğru bir baskı olur. Öngörümüz var. Seneye bu zaman şöyle demiştiniz falan demeyin. Kayıt altında, evet. Ben de unutuyorum ne zaman, bir sürü sunumu yapıyoruz, ne zaman ne dedim. O yüzden de çok devam söylemiştim. Kimi ekonomistler var hep ben söylemiştim diye. Onlardan değil. Ama şunu garanti edebilirim size. Yani Türkiye deyin ki 5-6 büyürse cari açığı da 6 olmaz. Yani 7'lere çok fazla inme olmadan onu görürüz. Veya Türkiye'nin cari açığı biri size derse ki işte 4'ün altına inecek. O zaman resesyon olması lazım Türkiye'de veya petrol fiyatlarının çok ciddi şekilde aşağıya inmesi lazım. Bizim öngörümüz petrol fiyatının bu 109-110 civarında kalacağı yönünde.
Hani bu varsayımlarla bence tutarlı bir öngörümüz var. Soru cevap kısmına geçelim mi? 10 milyar dolar bir özelleştirme var. Şimdi 10 milyar lira. Dolar efendim. Yani bütçeye gelen 10 milyar evet. Liraydı. Evet. Şimdi o sonuçta geçmiş zamanlarda yapılmış olan bir takım yatırımların kazanımı aslında. Onun likite dönmüş hali. Şimdi, doğru. Devlet önümüzdeki yıllar için gene böyle altın yumurtlayan tavuklar yapacak yatırımları var mı? Yani ilerleyen dönemde 10 yıl sonra, 20 yıl sonra satacağımız özelleştirilecek yeni kıymetler yaratıyor muyuz? Ya şimdi ne var daha? Elimizde birkaç tane daha var. Ben size sayayım. Evdeki yani, gümüşleri sayayım ben size. Evdeki gümüşler tamam. Milli Piyango fena değil bakın ben size. Ziraat Bankası, Halk Bankası. Şimdi bunlar bitti mi ne olacak onu merak ediyorum yani. Bilmiyorum, bitsin ondan sonra. Yani bitirirken bir şeyleri yeni kazanımlarımızı da inşa ediyor muyuz? Yani ya şu, biz insanlar... şunu yapmıyoruz bakın bütçe açığımızda biz, şimdi bunun olması için bütçede yatırımlarının payının artıyor olması lazım değil mi? Ya altyapı yatırımı yapacağız ki ekonominin hani geneline bir verimlilik artışı olsun veya yeni başka yatırımlara gideceğiz. Şimdi bütçeyi bu satışlarla finanse ediyoruz ama yatırımları arttırmadık. Genelde transfer harcamalarını arttırdık. Bu bir yerde geçmiş gelirimizi harcadık gibi düşünün. Doğrudur. Şimdi yeni altyapı yatırımları kendini finanse eder şekilde dizayn ediliyor. İşte yap işlet devret alınacak ücretlerden finanse edilecek gibi. Dolayısıyla hani işte havaalanı yatırımı olacak onu yapan kişi... İşletten o ücretlerden işletiyor olacak falan. Dolayısıyla o tip yatırımlar yapıyor muyuz? Hayır. Evet. Yani cevap bu. Dövizin peki bizim yani son bir yıllık döviz hareketinin Türkiye'deki ihracat ithalata etkisi nasıl oldu? Yani çünkü baktığımızda 5 aylık bir bölümde bir şey var aslında. İnanılmaz Türk lirasının değersizleşmesi var. Şimdi TL'nin değersizleşmesiyle bir rekabet gücü kazanmak için onun bir reel değer kaybı olması lazım. Bizim genelde şöyle gerçekleşiyor. Şimdi bu sefer farklı olacak mı göreceğiz. Önce kur değer kaybediyor. Peş sıra ne görüyoruz biz genelde? Enflasyonda bir artış görüyoruz. Değil mi? Şimdi Türkiye'de de yaşadığımız o iki haneye doğru gidiyor enflasyondaki yükseliş. Dolayısıyla bir rekabet gücü kazanmak için reel kurun yani diğer ülkelerle olan enflasyon farkından arındırılmış reel kurumuzun kalıcı olarak değer kazanması lazım. Şimdi kur bu seviyelerde gitsin ve %10 enflasyon olsun bir üretici için aslında rekabet gücü kurdaki değer kaybı kadar olmayacak. Enflasyonun bir kısmını eritecek. Türkiye'nin geçmiş devalüasyon diyelim veya kur değer kayıp episodlarına baktığımızda genelde enflasyonun bir süre sonra yakaladığını görüyoruz onu. Kalıcı olmadığını görüyoruz. Kısa dönemde bir sene için bir etkisi olacak. Yani biz mesela net ihracat yani ithalat eksi ihracatın hacimsel olarak geçen sene büyümeden bir 2,5 puan çekti o. Bizim geçen seneki büyümemiz... Önemli ölçüde kamu harcaması ve özel tüketim harcamasıyla oldu. Bunlar büyümeye pozitif katkı sağladı. Net ihracat eksi katkı sağladı. Bu sene onun artıya döneceğini düşünüyoruz. Yani hem ithalatın küçüleceğine, ihracat değerlerindeki artışın da biraz daha yüksek olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla büyümeye katkısını, şurada büyüme şeyimiz vardı bizim değil mi? Biraz fazla geri gideceğiz ama. Şimdi şu net exports dediğimiz şey. Bakın Türkiye'nin bu tipik büyüme şeyidir. İç taleple büyürüz. Bu iç tüketim, bu hükümet harcamaları, bu da stok değişimi. Hani bu sene bu eksinin artıya döneceğini düşünüyoruz. Yani bu senenin büyüme faktörlerinden biri bu olacak. Daha yüksek olur mu bu öngördüğümüzden? Bence olmaz. Bence daha yüksek bir büyüme, bir parça daha tüketimdeki azalma bizim düşündüğümüzden düşük olur. O sayede biraz daha tüketim destekli bir veya yatırım harcaması hükümetin destekli bir büyüme görebiliriz diye düşünüyoruz.
Bir konuyla bağlantılı bir soru daha şey yapacağım. Bu dövizin böyle bu seviyelerde kalması önümüzdeki sene için örneğin girişimciler veya yatırımcılar açısından ne fayda sağlayabilir? Yani şu, şimdi reel kur seviyesi bizim aslında bakarsak Merkez Bankası'nın bir trajektörisi var. Diyor ki işte Türkiye'de normalde hani Türkiye'nin zaman içinde verimlilik artışıyla düşündüğümüzde %2 reel kurun değer kazanması Türkiye için iyi bir şeydir. Bunun da bir bant tahmin ediyor. Türkiye'nin rekabet gücünü koruduğu 110-120 arasında Türkiye rekabet gücünü korur diye düşünüyor. Biz daha 110'a gelemedik. Demek ki 110'un da altında reel kurun değer kaybı bir parça yüksek. Dolayısıyla bu kur seviyesi kaldığı ölçüde bence Türk ihracatçısının rekabetçi olmaya devam edebilmesi lazım. Hani bu seviyelerde zaten artık şey kesildi dikkat ederseniz. Ya TL daha da değer. Çünkü TL'deki değer kaybının kontrolsüz olması şöyle bir etki de yaratıyor. Bizim içeride value added ürünler az olduğu için ve girdinin çoğu bizim ihracat ürünlerine bakalım. İşte nedir? Çelik üretiyoruz. Ham maddesi şey değil mi? Demir. Otomotiv üretiyoruz. Bir sürü ham maddesi yine dışarıdan geliyor. Tekstil tamam ham maddesi içeriden ama ihracat içinde dışarıdan gelen girdi payı yüksek. Dolayısıyla hani kurdaki değer kaybının net ihracata olan etkisi düşünülenden az oluyor ve bir süre sonra fiyatlama da yapılamaz oluyor. Bir. İki, karşı taraftaki tedarikçiler de uyanıyor. Diyor ki ya bir dakika sen bir rekabet gücü kazandın, onu paylaşalım, hepsini sen alma. Üç, üretim yaparken finansman zorlaşıyor. Yani kurdaki belirsizlik bankaların kredi iştahını bir yerde kesiyor. Çünkü bankaların da sermayesinden öyle veya böyle yemeye başlıyor. Bankaların şöyle basit bir örnekle söyleyeyim size, kredilerinin dörtte biri döviz cinsinden. Hiçbir şey olmasa o dörtte birden kredi artmış gibi gözüküyor devalüasyonla. Sermaye Türk lirası, daha fazla karşılık ayırmak gerekiyor. Dolayısıyla sermaye yeterlik rasyosunu engelliyor. Bir süre sonra bankaların kredi verme iştahını engelliyor. Dolayısıyla hani kurun değersiz kalması ama ölçüsüz değer kaybı bir süre sonra büyük şirketlerin kendini dış borçlu şirketlerin batmasını da beraberinde getirebiliyor. Toplamda ekonomiye sağladığı yarardan fazla zararı oluyor. O yüzden de Merkez Bankası zaten hani faizi yükseltip kuru tutmaya çalıştı. Çünkü öbür türlü olsa hani bırakın kur işte istediği kadar değer kaybetsin. Bir de şu olmuyor hani iPad'lerden bahsettik. Kur değer kaybedince biz iPad üretmiyoruz ya. Yani. Hani belli bir ürün kategorisine geçmek bir tek kurdaki değer kaybıyla değil. Daha başka şeyler de yapıyor olmak gerekiyor. Yani kurdaki değer kaybıyla tamam biraz daha gömlek satıyoruz falan. İşte biraz daha belki araba satıyoruz. Ama o kadar. Daha ürün çeşitliliği sağlayamıyoruz. O yüzden ülkelerin rekabetçi gücünü sadece kura dayandırması bence hani doğru değil. Bir de etkisi geçici, özellikle enflasyonu kontrol edemiyorsanız bizdeki gibi. Bu seviyede kalırsa hani sorunuza uzun bir cevap oldu. Türkiye'nin hani bence ihracatını destekleyen bir kur seviyesi bu. Bir sıkıntı yaşamıyor olması lazım ihracat tarafında. Yani gelmiyor. Şimdi gelir mi değil de geliyor mu bence doğru soru. Geçtim mi? Geçtim mi flow? Evet. İşte burada. Yani neticede Türkiye gibi bir ülke için senede 13 milyar dolar doğrudan yatırım gelmesi, ya bakkal dükkanı açsanız ayda bir gelmesi lazım yani 1 milyar dolar. Çok büyük bir rakam değil. Bir de finansman ihtiyacını düşünürsek, geçen sene 65 milyar dolardı cari açık. İşte 13 olmuş. İşte yüzde kaçı oluyor? Siz söyleyin %20'si. Yani halen %80'i büyük ölçüde diğer volatil formlar şeylerden geliyor. Niye gelmiyor yabancı yatırımcı? Bir, bize özgü değil. Genelde Lehman krizi sonrası biraz daha dikkatli doğrudan yatırımcılar. Daha azalmış durumda global olarak da.
İki, işte bu ülkenin hani önemli bir çabaya girdi hükümet. Mesela işte bir one stop shop açtı yabancı yatırımcıları çekmek için. Çeşitli kolaylıklar sağlıyor ama işte o mesela hazinede o kolaylığı sağlıyorsunuz. Gidiyor bilmem ne belediyesinde adam işte işçi çıkartacak oluyor. Kapıyı mühürlüyorlar. Hani o kadar da kolay değil bu. Ülkenin legal sistemi, yerel yönetimleri bir sorun yaşadığı zaman kamu otoritesiyle, vergi otoritesiyle veya alacaklarıyla sorunların çözüm şekli. Bütün bunlar önemli. Şimdi siz girişimci olarak benden çok daha fazla fikir sahibisinizdir hani bu zorluklar konusunda. Bir yabancının da bu zorlukları göze alıp gelmesi kolay olmuyor. O yüzden de hani gelmiyorlar zaten fazlaca. Bunları yapsak... Borsaya gelen ve tahvil vesaire? En büyük üç türlü. Borsa o kadar fazla değil. Biraz geçen sene özellikle TL tahvillere çok geliş oldu. Bu yatırım yapılabilir seviyeye gelmesiyle Türkiye'nin. Bir diğeri de mevduat olarak geliyor. Veya bankalara kısa vadeli finansman olarak geliyor. Peki bu yurt dışındaki Türk parasının gene şeye gelmesi olabilir mi? Muhakkak bir kısmı olabilir. Yani bir kısmı odur, bir kısmı da normal gene mevduat mesela körfez kaynaklı mevduat da geliyor Türk. Çünkü mevduat oranları fena değil. 3-3,5 likit. Yani cazip, dövize verilen faiz de Türkiye'de cazipti. Grafiklerden bir tanesi bankaların şey oranıydı galiba, karşılık oranları. Bu oran artıyor mu? Bankaların tuttukları karşılık oranları. Grafik... Tahmin ediyorum şeydi, döviz cinsi. Şimdi Merkez evet, Bankası şöyle bir şey yaptı. Dedi ki ya aslında biz IMF'deyken tersini tavsiye ederdik. Tavsiye ne? Tavsiye şu. Derdi ki ülkelere mesela döviz mevduat var, TL mevduat var. Buna bir karşılık ayrılması lazım. Biz döviz mevduatı IMF tavsiyesi TL tut olurdu ki ülkede TL kullanımı artsın. Değil mi? Yerel para kullanımı. Şimdi Merkez Bankası tersini yaptı. TL mevduatlara döviz cinsi tutturdu munzamları. Çünkü rezervleri azalmıştı. Brüt rezervlerini arttırmak için böyle bir uygulamaya gitti. O dönemde de bankalarda gitti kısa vadeli dışarıdan borç buldu. Gitti Merkez Bankası'na o yükümlülüklerini geri getirdi. Dolayısıyla Merkez Bankası brüt rezerv bugün 128 milyar dolar. Net rezervi ne kadar tur var? 40. Demek ki büyük çoğunluğu merkezin gözüken rezervi aslında... Bankaların parası, karşılıklar. Ve kısa vadeli borç o zaman. O karşılıklar da bizim bankaların kısa vadeli borcu. Hani işte Merkez Bankası kendi hükümet borç alıp rezerv arttırmak yerine veya biriktirmek yerine bankaları kullanmış oldu bir yerde. Yani dolayısıyla net rezerve bakmak lazım. Hani ülkenin rezerv karşılama oranı, işte dış yükümlülüklerin karşılama oranına bakarken... O net rezerv rakamına da brütün yanında bakmak lazım. İşte o makyaj biraz aldatıcı olabiliyor. Öncelikle verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Bu Kuzey Irak'a bakmıştık, bir de İran'a bakmıştık. Onların altın ve benzeri şeyleri ilişkimizi görmüştük. Ben onunla ilgili bir soru soracaktım aslında. Sizce Türkiye'nin onlarla ticareti artacak mı? Çünkü Erbil bölgesini geliştiriyorlar bildiğim kadarıyla. Ben de onun üzerine son 10 gündür bir araştırma yapıyorum. Mesela Erbil bölgesini acaba ticaret yapacak mıyız? Mesela Kayseri Ticaret Odası orada bir ofis açmayı düşünüyor. Çeşitli ofisler açılacak orada. İran'da da İran'dan gelen bir sürü insan var buraya ticaret yapmaya, şirket kurup işte Irak üzerinden transit ticaret yapmaya. Yani Irak'a geçirip Irak'tan İran'a ambargoyu delmeye çalışıyorlar. Ben de bunu görüyorum. Hani şirket kuruluşu yapmaya geldikleri için söylüyorum. Kuveyt'ten gelenler de var. Yine gayrimenkul almaya, işte konut almaya geliyorlar. Paralarını birleştirmeye. Sizce Türkiye ekonomisinde büyük bir payı olacak mı? Şimdi şöyle. Konuttan başlayalım. Hükümet regülasyonları değiştirdi geçen sene. Ne yaptı? Bir mütekabiliyet yasası vardı Türkiye'nin. Yani bir yabancı ülke, diyelim Almanya, Türklere orada ev alma hakkı veriyorsa Türkiye de veriyordu Almanlara. Ama Körfez ülkeleri ve Rusya o hakkı vermediği için Türkiye de vermiyordu. Mütekabiliyet yasasıyla onu serbest bıraktı. Ama geçen sene 1 milyon işte 300 bin
ünite satıldı dedik. Bu yabancılara satılan ne kadardı? Ona da bir tahmin alayım. %10 diye bir sınır var ama belediyelerde yabancılara yani satabilecek yerler. Ünitelerde sınır yok, apartmanda. Hı. Bir tane rakam. Bunda olmadı bakın. Çünkü 12 bin. 12 bin. Yani %1'i. Demek ki o çok büyük bir para gelmiyor. Hani şey tarafına. Şimdi şu grafikte şu düz çizgi Irak. Yani Irak'la bir iş yapmak doğru bir iş. Çünkü artan bir ticaret hacmimiz var bizim. Artan bir ihracatımız var. Altın Irak'la alakası yok. Altının alakası daha çok İran'la ve Birleşik Arap Emirlikleri ile. Dolayısıyla Irak'la iş yapmak bana yanlış gelmiyor. Hani İran ayrı bir teritori, kendine özgü riskleri var, legal sorunlar da var herhalde. O artık sizin risk algınız, cesaretle alakalı. Ama ben Irak tarafında muhakkak yani o göz ardı edilmemesi gereken iyi ticari ilişkilerimizin olduğu bir bölge. Başka soru yok galiba. İnşaat sektörünün 1.3 milyon üniteyi üreten şirketlerin ne kadarında sermaye Türk, ne kadarında yabancı? Yani çünkü çok fazla yabancı inşaat firması da Türkiye'de proje üretiyor. Şimdi zor bir soru oldu ama ben gene çok büyük payı olduğunu düşünmüyorum. Yani biraz körfez menşeli şeyler geldi hani son dönemde. Ama hani bunun içinde çok büyük bir pay olduğunu... Herhalde lüks konutta falan mı? Yani bu 1 milyon 300 bin çünkü çok büyük bir rakam. Yani bunun yani sorunun cevabını bilmiyorum ama bence çok yüksek değildir. Yani ben 50 bini geçeceğini zannetmiyorum. Benim hani 50 bin bile tahminimi zorladığım bir rakam olur. Çünkü şöyle düşünün, bunların çoğu halen müteahhitler yapıyor. İşte dönüşüm yasası var. Bir 250 bin ünite oradan geliyor. 250-300 bin. Bunlar da hep yerli müteahhitler. Hani organize zaten hani kurumsal ünitelerin yaptığı sayı nispeten sınırlı. Onun içinde de yabancı payı dediğim gibi bence o rakamı aşmaz ama kesin de bilgim yok açıkçası. Evet. Şimdi inşaatın hani milli hasıla genel payı %6'sı civarında. Şimdi inşaat sektörü ne kadar büyür gibi anlıyorum ben sizin sorunuzu. Bu sene GDP'yi çok lokomotif sektörü olacağını zannetmiyorum ben. Çünkü şeye bakalım, mesela mortgage kredilerindeki artış oranı bu sene faiz artışından beri Şubat-Mart ayında hani bizim gördüğümüz son senelerdeki en düşük oran. Ki bunun içinde 2009 resesyonu senesi de var. Dolayısıyla sektör bir düzeltme yaşayacak gibi geliyor bana. Bunu dengeleyecek bir iki şey var. Hala o deprem dönüşümü, hani hükümetin verdiği bir destek var. Orada iddialı bir rakam söyledi hükümet bu sene 500 bin diye. Geçen sene 250 bin gibiydi. Hani o tip şeyler biraz destek olabilir. Ama işte bana sorarsanız belki milli hasıla kadar, belki bir parça daha fazla büyür ama milli hasıla büyümesinin yani geçen sene gördüğümüz gibi iki katı düzeyde olmaz diye düşünüyoruz. Konut fiyat endeksi, Türkiye'de konut fiyatları hep artıyor gözüküyor. Şimdi birkaç, şimdi son rakamlara da bakarsak mesela yeni konut fiyatlarında bir artış var. Toplam konut fiyatlarında bir aşağı doğru geliş var. Nedir tam hikayesi bilmiyorum. Bu KDV biliyorsunuz eski hani kanun çıktığı zaman projesi alınmış şeyler için o %18'lik oran uygulanmıyordu. Belki o proje bitti. Bir de inşaat maliyetlerine bakarsanız bizde hani işçilik azdır inşaat maliyetinde. Daha çok ham maddedir, inşaat maddesidir maliyeti. Orada bir maliyet artışı var. Onu da bir şekilde henüz talebi gördüğü için yansıtıyor gibi üreticiler. Ama hani ev kredilerinin bu kadar düştüğü bir yerde ev fiyat artışlarının da hani maliyet artışının ötesine geçemiyor olması lazım. Çünkü yani bir talep baskısı görüyor olmaları lazım. Ama şunu da unutmayalım. Türkiye'de mortgage'ların milli hasıl oranı %7. Yani Türkiye bir öyle bir
Batı ülkeleri gibi milli hasılasının %100'ü gibi mortgage var. İşte mortgage krizi yaşayacağız. O yüzden de inşaat sektörü canlanmayacak, ev fiyatları da yerlere düşecek. Oradan alayım, o olmuyor. Evlerin çoğu zaten hani öz sermaye ile alınmış vaziyette. O ev fiyatları kolay kolay geri gelmiyor. İki, hani bir demografik şeyi de var bizde. Hani genç bir nüfus var, onun da bir etkisi var. Dolayısıyla inşaat sektöründe bir düzeltme olabilir. Özellikle kendini hani yeni projeyi de finanse eden, mevcut projesini bir sonraki projesini satarak finanse eden, finansmanını iyi ayarlamayan şirketler sorun yaşayabilir tabii. Ama biz hani çok böyle ülke ekonomisini aşağı çekecek büyük bir çöküş olacağını düşünmüyoruz sektörde. Sadece böyle 1 milyon 300 bin konutluk şeyler geride kalmış diye düşünüyoruz. Bunu diyorum ama Ocak ve Şubat ayında da ortalama 80 bin satıldı, hani çarpın 12 ile. Yine 1 milyona gidiyor. Hani bir şeyler olması lazım. Nereden, kim, niye alıyor bilmiyoruz. Bir türlü kötümser şeyler de tutmuyor. Demek ki. Orası ne kadar büyüyor, ne oluyor? Yani yeni yükselen yıldız ne olacak? Şimdi yeni yükselen yıldız, şimdi şöyle düşünelim, sektör sektör hani bakacak olursak bir ihracat sektörleri değil mi, nispeten iyi gitmesi lazım. Yani tekstilin işte fena gitmemesi lazım. Otomotivcilerde tüm sektör için bence gene fena olmaması lazım. Tamam, iç talep düşüyor ama belli ürünler burada üretilmeye başladı. İşte Toyota Corolla'yı üretiyor, değil mi? Otosan da yeni bir ürün üretiyor. Dolayısıyla hem Avrupa'nın toparlaması ama ondan bağımsız belli ürünlerin burada üretiliyor olması üreticileri destekliyor olmalı. Dağıtım ağı için aynı şeyi diyemiyorum. Yani özellikle otomotiv kredilerini gösterdim size. Hızla bir düşüş var. Eğer ne bileyim, isim vermeyeyim şimdi, kayıttayız da. Ama diyelim araba ithal edip onları satma ve küçük bir şirketseniz, hani böyle güçlü bir kurum değilse, mesela oralarda biraz daha dikkatli olmak lazım. Gıda sektörü, hani ekonomik aktivitenin çok hızlı gitmediği yerlerde de her zaman bir şey, daha dirençli bir sektör nispeten. Yatırım, hükümetin önemli altyapı yatırımı projeleri var. Yani işte İzmit Otoyolu, değil mi? Geçersek havaalanı var, üçüncü köprü var, üçüncü havaalanı. Üçüncü havaalanının finansmanı bildiğim kadarıyla daha kesinleşmedi bir türlü. Ama üçüncü köprü ve otoyol ilerleyecek gibi gözüküyor. İşte bu global piyasalardaki gelişmelere de bağlı. Yani konut dışı yatırımlarda, yani bu tarz yatırımlar zaten verimliliği olumlu etkileyecek gibi düşünülüyor genelde. Hani bu bütçede çok fazla açık olmayacak. Bunların finansmanı zora girebilir mi o zaman? Şimdi şöyle, bunların finansmanında bir takım devlet garantileri var değil mi? İşte belli sayıda araba geçiş garantisi, belli sayıda yolcu garantisi. Dolayısıyla burada contingent liability'si var mı devletin, tam bilemiyoruz. Yani nedir yani o hesaplar, tam da detayını incelemedim. İşte hazine garantisi yok deniyor ama devlet hava meydanları işletmesinin garantisi var. O da %100 hazine hissesi sahibi. Demek ki hani bir devlete bir hani fizibilitesi iyi yapıldıysa bir yük olmaması lazım. Ama işte şehir hastanesi projeleri var mesela, değil mi? 17 tane, tanesi 2 milyar dolar desek 34 milyar dolar. Şimdi orada işte belli hasta garantisi var. İşte devlet belli şeyleri lease ediyor, bina dahil. Yani oradaki anlaşmalar nasıl yapıldı, iyi yapıldı, devlete nette bir yük doğuruyor mu zaman içinde bilemiyorum. Gerçekten detayıyla bakılması lazım. Ama bu tip projelerde bizim büyümeye hani bir süre en azından yürürlüğe girdi ve dış finansman bulabilir. Yerli bankalar için çok büyük hacmi bunların. Dolayısıyla yerli bankaların sermayesi yeterli değil bu tip projeleri desteklemeye. Dolayısıyla yabancı yatırımcıların Türkiye iştahıyla yakından alakalı bu projelerin de devamı. Dediğim gibi bir kısmı için finansman var. Şeyi de tam da izlemedim, yani bu en son havalimanında ne oldu? Çok da yanlış da bilgi vermek istemem. 13 milyar FDI geliyor yılda. Bunlar çok daha yüksek rakamlar. Şimdi evet. Tabii oradaki rakamlar yıllara sari rakamlar, söylenen rakamlar. Dolayısıyla bir sene içine düşen rakamlar o kadar büyük rakamlar değil.
ama bir ek finansman bulmayı gerektiriyor. Değil mi? Hani o FDI rakamı artacak ama işte belki bir borç rakamı da artacak, değil mi? Paralel bir artış göreceğiz belki. Peki Amerika ve yurt dışındaki, yani Avrupa'daki ekonomik beklentiler nasıl? Yani önümüzdeki yıl diyelim, kısa vadeli olarak Amerika'da nasıl bir büyüme bekleniyor? Veya Avrupa buna nasıl? Avrupa hala kendini toparlayabildi mi? Yani toparlayamadı mı? Şimdi en başta bir büyüme, bizim BNP'nin tahminlerine koymuştu Tuğba'nın, değil mi? Şimdi bizim bakarsanız BNP Amerika'yı 2,5 bekliyor, IMF 2,8 bekliyor. Bir sonraki senede 3. Özellikle Amerika'nın o büyümesinde bir ivmesi var ve 2,5-3'lük bir raya oturacak gibi Amerikan büyümesi gözüküyor. Dolayısıyla iyi haberlerden biri o. Avrupa tarafında bakarsanız resesyondan ilk defa çıktık. Yani yılın ikinci yarısında çıktık geçen sene. Ama bu senede büyümenin IMF tahmini de bizimkilerin tahminine yakın. 1,5 gibi bir oran. Avrupa'nın sorunları çözülmüş değil. Hani bir endişe verici hususlardan biri o. Ama onu çözme yönünde de bir adımlar atılıyor. Mesela dün değil mi, bankacılık reformu konusunda anlaştılar Avrupa Parlamentosu'nda. Dolayısıyla artık mesela bankaların, bir banka batacak olsa kararı bu bankacılık komisyonu tarafından verilecek. Hani sovereign ülkeler tarafından değil. Bir işte 60 milyar euroluk bir fon kuruldu. O 60 milyar euro yeterli mi değil mi? Ama hani orada bilanço sorunu halen var. Ama en azından en kötü geride kalmış gibi gözüküyor. Büyüme rakamları bunu gösteriyor. Ha, gidip Avrupa yeniden 3-4 büyümeye başlar mı? Hani bizim forecast horizon'da böyle 1,5 larda kalacak gibi öngörüyoruz. Amerika tarafı için biraz daha olumlu gözüküyor resim. Çünkü bizim yurt dışı ihracatımızda hala Avrupa büyük bir pay elde ediyor. Orta Doğu'nun artmasına rağmen sanırım ihracat kalemimizde Avrupa hala %40'larda. Doğru. Şimdi başınız dönüyor değil mi? Böyle devamlı gidip geldikçe. Evet. Geldim. Doğru yerde. Şimdi bu maviler Avrupa. Bakarsanız Avrupa resesyonunu biz hissettik. Avrupa yıllık ihracat düşmüş vaziyette. 2012'de eksiye dönmüş vaziyette. Son dönemde yeniden artı teritoride. Yani bizim ihracatı destekleyen bir gelişme Avrupa bölgesindeki iyileşme. Onu da biz Türkiye rakamlarında görüyoruz zaten. Peki geleceğe yönelik, yani bir yıllık beklentiniz ne? Tüm ekonomik göstergelerde. İşte burada. Özetle ne diyoruz? Bizim büyüme 2-3 civarında kalır diyoruz önümüzdeki 2 sene. Enflasyon bu sene 8, önümüzdeki sene 6'ya doğru gevşer diyoruz. Cari açıkta bir mucize beklemeyin. İşte 6'lar civarında kalır. Hani petrol fiyatı gevşerse belki biraz daha 5,5. Ama deyin ki 5-6 arasında bir yerde olacak. Enflasyon Mayıs ayında çift taneliği görür demiştiniz. Oradan aşağı alacak o zaman. Yani evet. Çünkü belli. Yani şeye de bağlı tabii. Şimdi bizde tahminde bulunurken birkaç tane varsayım var. Varsayımlar şunlar: kur değer kaybetmeyecek daha fazla diye öngörüyoruz. Ki bu önemli. Hani kur değer kaybederse enflasyona geçkenliği var. İki, Türkiye en son ne zaman doğalgaza zam yaptı? Bilen var mı? Dün basın toplantısında sordular. Öyle mi? Biliyoruz ya. Doğru, Ekim 2012'de yaptı. Şimdi eğer bakarsanız hani TL bazında doğalgaz fiyatına Türkiye'nin ödediği, aslında BOTAŞ'ta bir zarar biriktiriyor Türkiye. Şimdi hani bu zarar daha da biriktirilebilir, faizi sabit tutabiliriz ama onun dengeye gelmesi için olan zam ihtiyacı bizim tahminimiz %25-30 civarında. Hani seçim senesi diye bir %10 yapar, çok da yapmaz diye. Bizim tahminde 8.2'de %10 var. Onun üzerinde bir zam, her %10'da enflasyona 0,3 ekliyor gibi düşünün. Biraz daha yukarı doğru itebilir. İki, gıda fiyatlarında şimdi Türkiye'de senede ortalama geçmiş senelere baksak 10 gibi artıyor. Değil mi Tuğba?
Bizim varsayım bu sene 8 miydi? 9 gibi. Yani geçtiğimiz sene ortalamalarından biraz daha az artacak diye düşünüyoruz. Orada bir şok olursa, hani bu kuraklık falan oldu sene başında, sonra düzeldi gibi ortalık. Hani o da bu enflasyon üzerinde bir risk teşkil edebilir ama baz etkileriyle kurun değer kaybetmeni düşünürsek ve enflasyona geçişkenliğinin de kurun hani Mayıs-Haziran gibi tepe noktasında bittiğini düşünürsek, eğer zamlarda bir sürpriz olmazsa biraz gevşeme eğilimine girmesi lazım enflasyonun Haziran'dan itibaren. Bir de makroekonomik, ben araya girdim aslında, şey beklentileri tam söylüyordunuz. Yani bu öz itibariyle ne diyorduk, başka faizler ne olur demişiz, işte 10 civarında Merkez Bankası para politikası faizleri 10'da gider, sene sonuna doğru zaman zaman kurda baskı olursa 10-12 arasında bu faizleri ayarlar diye düşünüyoruz. Ha, piyasada faiz indirir beklentileri de var. Biz ekonomik bir case görmüyoruz faiz indirmesi için, indirmez diyoruz ama hani Merkez Bankası indirme yoluna gider mi? Gitme ihtimali var. Burada bir soru var. Rusya ve Ukrayna arasındaki çekişme Avrupa ve Türkiye ekonomisini etkiler mi ileriki dönemlerde? Ya şimdi etkiler, çünkü şöyle Boğaz'da oturup kahve içimleseniz önce Rus gemileri geçiyor, sonra Amerikan gemileri geçiyor, değil mi? Demek ki çok uzak değiliz bu konflikten. Yani çok uzak bir yerde olmuyor. Oradaki şeyi fiyatlamak zor. Bayağı bir pet dependent. Hani benim şeyim şu, piyasalar belli bir risk fiyatlıyor ama sanki oradaki riskler piyasanın fiyatladığından daha yüksek geliyor bana. Dolayısıyla oradaki gelişmelere göre gene bir parça dikkat ederseniz, zaten Ukrayna'daki gelişmeler bizde de kur hareketlerini etkiliyor. Etkilemiyor değil. Demek ki bizim üzerimizde bir etkisi var. Bunun ne kadar derinleşeceği, hani bakarsak biz gazın %40'ını Rusya'dan alıyoruz. Değil mi? Almanya'da da galiba benzer bir oran. Şimdi hani o en kötü senaryolarda çok farklı şeyler yapmak mümkün. Ama deyin ki orası kötüleşti. Şimdi orası kötüleştikçe bence Avrupa Merkez Bankası'nın parasal genişlemeye gitme olasılığı da artıyor. Çünkü şimdi Rusya ile bir konflikt yaşıyorsunuz. Ekonominizi vuracak, yavaşlayacak. Bir şey yapılması lazım. Kim yapacak? Bence para otoritesi yapar. Hani bir kötü bir şey olur ama onu dengeleyecek bir şeyler de olabilir. Nasıl sonuçlanacağını kestirmek zor. Ümit edelim ki hani işte böyle kalsın olduğuyla, daha derinleşmesin. Ama riskler de var. Belki görmemeniz daha iyi. Yani o konuda ne düşünüyorsunuz? Yani ya şimdi şöyle düşünüyoruz. Bizim öngörülerimiz arasında şu var. Biz Avrupa Merkez Bankası'nın bir parasal genişlemeye gideceğini düşünüyoruz. Yani resesyon tehlikesini göze almayacağını ve o Fed'in parasal sıkılaşma demeyelim ama en azından parasal genişlemesini azaltırken ECB'nin parasal genişlemesini arttırması, Amerikan ekonomisinin büyüme dinamiğinin daha iyi olması ve orada zaman içinde faizlerin daha yüksek seyredecek olacağını öngörmemiz aslında hani Euro'nun değer kazanmasını beraberinde getiren bir şey. Ama o olmazsa da şöyle bir şey de görüyoruz son dönem. Yani Avrupa krizinin bir şekilde aşılmış olması, Euro'ya yeniden güvenin tesis edilmiş olması Euro'ya olan talebi arttırmış vaziyette. Bu da halen Euro'nun değerli seyretmesine sebep oluyor. Bizim öngörülerimizde bu dediğim varsayımlarla doların değer kazanacağı yönünde. Euro'nun Türk lirasına da karşıda değer kaybetmesi söz konusu mu bu olsun? Ya şimdi bizim şu tahminleri yaparken şöyle bir zorluğumuz oluyor. Aslında 1.24 gibi bir kuru bizim BNP tahminine alıyoruz biz. Şimdi ya dolar kurunu tahmin edeceğiz. Herkes dolara bakıyor. Biz orada hani dolar kurunu tahmin ediyoruz. Ben kurlarda şöyle bir hani hesap yapmak bana yanlış gelmiyor. Bizim 1.24'ü alın demiyorum asla. Ama hani bugünkü çaprazdan konuşalım. Çapraz dedim, yani euro dolar seviyesi mevcut seviyesinde kaldığı ölçüde
TL belki kademeli bir parça değer kaybedebilir euro karşısında ama ben çok büyük bir değer hani kazanım sürecine gireceğini düşünmüyorum. Çünkü ülkenin dış finansman ihtiyacı yüksek. Olması için öyle bir sürecin Avrupa Merkez Bankası'nın çok ciddi bir parasal genişleme, hani böyle hafif değil bayağı büyük bir parasal genişleme programına giderse TL hem dolar hem euro karşısında yani sepet bazında bir değer kazanma sürecine girebilir. Ama ben hani bizim unbiased kur tahmini şöyle yaparım. Ben hani birkaç senelik tahmin yapıyor olsam şimdiki kuru alırım. Bu sene sonuna kadar bu seviyelerde gidebilir. Sonra kademeli olarak işte bir enflasyon öngörünüz var değil mi? Hani TL senede %1-2 reel değer kazansa bundan sonra işte enflasyon tahmininiz %6 ise işte değer kaybını %4 gibi, 5 gibi koyup böyle bir tahmin yapmak bana olabilir bir tahmin gibi geliyor. Yedide bitireceğiz değil mi? Son soru diyelim. Öncelikle teşekkürler. Ben İran'a yeniden dönmek istiyorum. Birkaç gün öncesinde İran'la yapılan yol haritasında 30 milyar dolarlık bir yol haritası çizildi. Normalde 12 milyar dolar olan bu süreçte iki ülke arasında düşünürsek böyle bir büyümeyi hedefleyebilir miyiz? Öncelikle bu konu hakkındaki fikrinizi merak ediyorum. Serbest ticaret anlaşması hakkındaki fikrinizle birlikte karşılıklı yatırım mümkün müdür? Ve petrol problemini çözmeye çalışılıyor. Şu an petrol, nasıl anlatayım? Hedeflenen petrol yatırımları yapılması planlanıyor. Müteahhitlik çalışmaları var. Sizin bu konudaki fikrinizi merak ediyorum. Şimdi ben bir, Amerika'da ünlüdür araba dealerları. Fiyat buradaki gibi belli değil işte. Gidip pazarlık yapıyorsunuz. Nedir ne değildir. Ben de pazarlıkta en dipten başladım. Ve Türk usulü adamın dediği fiyatın yarısıyla başladım bir kere. Adam da baktı bana. Selim there are no miracles in life dedi. Yani böyle mucizelere yer yok hayat. Şimdi yani Türkiye petrol bulur mu? Hani bulursa bence o zaman düşünmek lazım. Ama bizim çocukluğumuzdan beri değil mi? Her yerde bir petrol çıkıyor. Bir türlü çıkmıyor. Şimdi dolayısıyla ben hani bulup görene kadar büyük yüksek hacimli bir şey inanmam ama bir rezervler olduğuna inanılıyor Karadeniz'de. Ama bir şey de aramalardan çıkmadı. Şimdi İran'la olan ticarette şöyle bir sınır var. Yani İran'ın petrol ambargosunun kalkması lazım ki bizden mal alabilsin. Hani o kalkmadan bizim ikili anlaşmamızdan ziyade bence onların bu Amerika ile ve müttefiklerle olan anlaşması daha önemli. O olduğu zaman bizim ticaret hacmimiz doğal olarak artacaktır. Çünkü İran'ın hani bizim ürettiğimiz mal grubu ve fiyatları İran'ın tüketim paternine de uygun. Öyle de bir avantajımız var. Coğrafi yakınlığımız var. Dolayısıyla hani orada da umutlu olabiliriz biraz daha. Ama önce o sorunun bir çözülmesi lazım. Yani onların o gelirlerini elde edebiliyor olmaları lazım ki bize ödeyebilsinler. Hani o yüzden de hani iyi hani olumlu bir şeyler olmaz mı? Olabilir. Olan ülkeler var. Değil mi? Brezilya mesela petrol buldu. Bir anda bir süre petrol ihracatçısı oldu. Şimdi yine net ithalatçı galiba. İşte İngiltere çok büyük sorunlar yaşarken Kuzey Denizi'nde petrol buldu 80'lerde. Hani bu olmaz anlamında demek istemiyorum ama iş planı yaparken sizler için ve ben tahmin yaparken olmayacağını varsaymak daha doğru bir yaklaşım gibi geliyor bana. Ve daha sağlıklı olur. Yani evet çünkü hani öyle bir artış olacak diye bir hesap yaparsınız, iş planı yaparsınız. Zor olur. Hani ben hani ülke seçmek istemem ama hani şu ticaret hacmi gelişimiyle sanki Irak hani biraz daha iyi gözüküyor. İran'da da o sorunlarını çözdüğü takdirde muhakkak ki önemli potansiyel var Türkiye için. O zaman da belki ilk giden olmak hani o anlamda da piyasa dolmadan gitmiş olmak önemli. Potansiyeli bizimle ilişkiler açısından yüksek. Dolayısıyla teşhisiniz doğru ülke anlamında hani potansiyel anlamında ama
belki şimdi değil. Bir de varsayımlarda temkinli olarak hani çok büyük ticaret hacmi artacak gibi öngörmemek lazım. Ama hani biraz da ilgili bakanlar ne diyor onlar daha iyi takip ediyorlar tabii ben dışarıdan. Ya tabii ben şimdi hani bir Kayseriliye akıl vermem benim. Hele bir iş konusunda hiç doğru değil. Yani çok da yakından izlediğimi söyleyemeyeceğim. Mesela bu dediğiniz haberleri de çok yakından izlemedim. O yüzden ama hani bana bir anda bir şeyin mesela ne olur bir ticaret hacmi iki ülke iyi ilişki içine girmek istese senede %10 artar. Ama şimdi söylenen rakamlar 3 katına çıkması hani o bir senede olacak bir şey değil. 2002'ye oranla yalnız 10 katı bir artış olmuş. Bundan sonrasında 30. Yani şimdi gerçekten hani orada neye dayanarak söylendi bilemiyorum. Dolayısıyla size olur olmaz demeyeyim ama 3 katına da çıkması demek ki tabii bir de belli şeyler dolar olarak büyüdükçe nominal rakam mesela İşte 100 milyon dolar, ne bileyim, işte 1 milyar dolar olabilir. Ama diyelim ticaret hacmi 3 milyar dolar, 4 milyar dolarken onun 6 milyar dolar olarak artması da biraz daha zor olabiliyor tabii. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler.